Telefonu gönül rahatlığıyla sehpanın üzerine koyabilir misin? Yoksa şimdi... Direkt koyarım. Şifrem de 0850. Hiç çekinmem. Hiçbir şeyden çekinmem. Direkt koyarım. Gayet iyi. Evet, hiç çekinmem. Ben çekinirim. Çekinebilir bazı insanlar çekinir. Peki, ben de çekinmem diyen var mı aranızda? Var mı? Ya. 3 kişi kadar. Ters çevirenler elini kaldırabilir mi? Müthiş bir ekibiz. Ama bu ters çevirenler mutlaka bir şeyden patlamıştır. O yüzden ters çeviriyordur. Bak, ben hemen gözünün içine baktım, anladım. Neyden patladınız? Evet. Bir mesela, arkadaşı farklı bir arkadaşının dedikodusunu yapmış. Bak nasıl anladım? Farklı bir arkadaşının dedikodusunu yapmış. O tam, arkadaşına aynen patlamış. Tam sonra olarak arada bundan kalmış. Ama evet, ve yakın arkadaşlarım da iki kız. Küstünüz mü? Yok, yani ben bak, hallettim. Aynen, bu ama şey, hiç bardağı açmadan bakar Cemalcan. Evet, çok iyi. Böyle üstünden böyle bir lekesine bakar kahvenin. Benim o bakıyorum. Koyar konuşur. Ne oldu? Kendi programına mı başladın? Hayır, bana dedi ki kişi kendinden bilir işi dedi. Hemen cevap verdim. Romantik bir akşam yemeğinde karşındaki ne yaparsa senin tadın tamamen kaçar. Hiçbir şey yap. Hiçbir şey. Kaçmaz benim tadım. Aa. İsterse eliyle yesin, isterse ayağıyla yesin. İsterse geğirebilir, isterse gaz çıkarabilir. Hiçbir şey de kaçmaz benim tadım. Anladım. Bu bir yokluktan değil, değil mi? Yani... Yokluk görmüşlükten ama o yokluğu görmeden önce de ben böyle bir çocuktum. Yok yok, o yokluk değil Cemalcan. Ne yokluk? Romantik bir yokluktan değil, değil mi? Yani tamam, artık ayağıyla da yese çok tatlı bu. Romantik bir yemek. Falan. Evet, ha, evet. Ha, ha, ha. Evet, romantik evet. Yemek. Hiç takılmam böyle şeylere. Hatta doğal olmasını daha çok tercih ederim. Diyorsun. Evet, en başta doğal olmasını. Bu işte doğal spagettiyi böyle bir ağzına yapıştırsa okey. Evet, her şey okey. Ulan burada benim ne işim var diye düşündüğün bir ortamda bulundun mu? Evet, benim hayatım biraz garip. Evden çıktığım her an bana bunu hissettiriyor. Ah. Evet. Yani bir anda diyorum ki mesela ben şu an neredeyim? Öyle bir şey oluyor yani. Hani bir gün mesela atıyorum sabah uyanıyorum, bir günümü gümrükte geçiriyorum. Gümrük müdürleriyle çaylar içiyorum, kahveler içiyorum, sohbetler ediyorum. Gümrük sohbetleri ediyorum. Ondan sonra personelle arkadaş oluyorum. Mesela bu benim için çok garip bir şey. Ama ondan sonra diyorum ki işte garip işte hayat. Cemalcan bu hepimiz için garip bir şey. Evet, evet, tuhaf yani. Aşırı sıkıldığın bir date'ten kaçamadığın oldu mu? Yok, hemen kaçarım. Ha. Hemen bir şey uydururum, kaçarım. Ne gibi ha, mesela? Beni ara, ben şuraya gitmem gerekiyormuş. Okay. Hemen bir senaryo yazar, kaçarım. Okay. Onu ben de yapıyorum. Onu gelemiyorum yani. Evet. Date değil, bu her şeyde geçerli. Yani beni aşağı çeken bir yerde asla durmam. Bence hepinize tavsiye, bunu yapın. Hayır. Asla hayır diyemeyen biriydim. Ben artık öğrendim. O kadar mutluyum ki. Gerçekten. Bir rahatım, sana anlatamam İbrahim. O kadar rahatım ki size anlatamam. Hayır diyebiliyorum artık. Mesela sen bana bir şey sor. Bize gelecek misin de? Bize gelecek misin? Hayır. Bir mutlu ediyor beni. Öğrenmeniz gerek. Bence bütün insanların bunu öğrenmesi gerek. Çok haklısın. Yani evet, çok hayır diyebilmeyi öğrenmemiz lazım. Anlatma yöntemin çok tuhaf olsa da. Hayır. İstemiyorum ben, hayır. Bu kadar. Sağ profilini daha çok sevdiğini söylemişsin. Evet. Buna karar vermek için ayna karşısında ne kadar zaman geçiyor? Çok. Aynaları bildiğimden beri diyebilirim bu sorunun cevabına. İbrahim, yüzümün her köşesini izledim biliyor musun? Kendimi bildiğim andan beri yani. Ayna ve ben, hani ben kendim farklıyım ve ayna bu ya. İnceliyorum buradan, şöyle baksam. Buradan şöyle baksam, buram biraz daha düşük diyorum. Ondan sonra diyorum, buradan daha sert bakabiliyorum. Yani böyle böyle öğrendim. Peki, çaktırmadan bakma konusunda 1 ile 10 arası ne kadar iyi? 10. 10, 10'un üstüne 10. Şöyle bir şey oldu. Ben küçükken çok gözlük takmak istedim. Çünkü arkadaşlarım hep gözlük takıyordu ve hep onlara özendim. Ondan sonra dedim ki bir gün aileme ne desem beni şey yaparlar. Beni bir gözlükçüye götürürler. Göz doktoruna.
Dedim ki anne ben göremiyorum dedim yani böyle bir zorluk çekiyorum görürken falan filan. Annem de hemen işte hemen İrfan bilmem ne hemen aradılar doktoru falan filan. Biz gittik doktora. Neyse doktor annemleri almadı bana bir şeyler okutuyor falan filan. Ben de şimdi hırs yaptım. O bunu okutuyor. Evet S, L, A, küçük Ö, küçük N. Hepsini okudum. Adam dedi ki anneme bu dedi... İyiden daha da iyi görüyor yani. İyi gördüğümü biliyorum. Şimdi dört masa öndekinin kağıdına bakıyorum kodlamadan. Orada bakıyorum ben onu tık 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 şey yapıyorum. Kendimi biliyorum farkındayım ama belki hani yedirirsem diye öyle bir anım vardı. Gözlerim iyi görüyor. Aynen. Çaktırmadan da bakarım. Ayrılık konuşmalarında iyi misindir? Hayır galiba. Ya. Ha, işte bak ona hayır diyemiyorum galiba. Ayrılmayı söylediğinde karşıdan evet. Yok derse biri şey olmuyor. Evet. Anladım. Bir duygusallaştık mı sanki öyle? Hayır. Yok. Bize öyle adam bir enerjisiyle bizi bir o tarafa vuruyor. Bir bu tarafa vuruyor. Bir şey anlatıyor yüksek. Sonra yavaş söyleyince ağlayacağız galiba bir dakika. Hayır. Gibi bir şey oldu. Ayrılık hayır. Konuşmalarında iyi değilsini anladı. Karanlık yanın hangi durumlarda açığa çıkar? Yok ben karanlıktan çok korkarım. Karanlık yok. Hep aydınlık. Evet. Yok. Yok hiç karanlık. Ben karanlık... Tamam. Ben yapamam. Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat neydi? Ayağıma iltifat ettiler. Kulağıma söylemek ister misin? Hayır. Benim ayağımı bilmiyorum. Bileniniz var mı? Hani benim ayağımı da... benim ayağımı da beğenmezsin. Hani Allah vermiş. Ama ben de onun hani bir şekilde alışmışım. Yani bir organım yani. Bakıyorum sürekli, görüyorum duşta. Yani yazın sürekli görüyorum. Yani ayağımı da beğenen var. Demek ki beni seviyor herhalde çok. Peki en sevdiğin küfür hangisi? Severim. Siz de bunu tavsiye edeceğim. Bu çok küfür değil. Böyle ilk ağzıma bu geliyor. Uşt diyorum. Uşt diyorum. Biplememize sonra... gerek olmayan ilk küfür. Evet. Gerçekten harika. İlk bunu diyorum. Ondan sonra şimdi biple... ondan sonra da... dolu dolu böyle... Ağzı dolduruyor. Evet. Evet. Şimdi ilk uşt. Ama uşt en iyisi bak, en iyisi. İlk uşt. Canlı bile söyleyebilirsin, uşt. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? O hemen önüme çıkar benim o. Bir şekilde. Nasıl haberi gelir, ne? Yok, bulurum ben. Ha, evet. Aramadan. Ararım. Evet. Benim karıştırma huyum var her yere. Her yeri. Ama yakın dostlarım mesela. İlk kez gittiğim bir misafirlikte bunu yapmam. Evet. Ha, kötü bir şey değil bu bak. Bu kötü bir şey değil. Hayır mesela yani mesela çok yakın arkadaşımın evinde oturdum. Evet. Tuvaletteyim ve dolap çekmeceleri yanımda mesela. Şöyle göz ucuyla böyle bakıyorum içinde havluları düzenli mi? Mesela ne deterjan kullanıyor onu kokluyorum. Böyle huylarım var. Bunu engel olamıyorum ve mesela ablamın evine gidiyorum. Mesela hani bir şey bırakıp çıkacağım. Evi karıştıramadığım için dertleniyorum. Ah diyorum mesela karıştıramadım ne vardı dolabın içinde falan oluyorum. Bir buzdolabını aç kapa. Benim mesela yakın arkadaşlarım bu huyumu bilir. İlla bir dolabı böyle buzdolabını bir açar bakarım. Böyle bir şey. Kötü bir şey değil ama. Yani şimdi bir şey de diyemedim. Yani kötü bir şey değildir değil, sen yaptığın evet. için diye Ay, düşünüyorum. Estağfurullah da. Sen de. Yani şey... Ama öyle işte var bir şey. Ama sevgilinin günlüğünü... Günlüğünü hemen bulurum, okurum. Üstüne de not bırakırım. Gözlerine alamadan dakikalarca baktığın bir şey var mı? Var tabii birçok şey. Bir tanesini bizimle paylaşın. Bazen kendime bakıyorum böyle aynada.
Evet. Ama bu böyle böyle kendimi çok beğendim diye değil. Mesela bakıyorum diyorum ki daha nasıl farklı olabilirsin, nasıl farklı bakabilirsin falan diye böyle kendimi izlediğim oluyor. Ama faydasını görüyorum İbrahim gerçekten. Tahmin ediyorum. Zaten evet. Hep çok iyi görünüyorsun. Onu biliyoruz. Teşekkür zaten. Ederim. Hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? Herkese deterjan kokladığımı bile söyledim burada. Ya Cemal'cim annenin lakabı Şipşak Rukiye'ymiş. Hayatımda gördüğüm en yetenekli insan. Aa, evet. Ondan mı geliyor çok lakabı? Çok garip, çok garip yetenekleri var kadın. Ablam var. Evet ablam var. Nasıldı çocukken aranız? Ablan seninle ilgili en çok neden yaka silkmişti? Ben ablamdan yana yaka silkmiş olabilirim. Çünkü ablamla bizim yaş aralığımız 9 yaş. Şimdiden anne baba olacaklara tavsiye 9 yaş bence kardeş arasında yapılabilecek. 5'ten sonrası 5 plus bence tehlikeli yaş. Çünkü artık o küçük anne oluyor. Ha. Evet. Yani o küçük bak evetleri duydum. Evet. Küçük anne oluyor. Çünkü o anne içgüdüsüyle, sana kardeş içgüdüsüyle değil, bir anne içgüdüsüyle yaklaşmaya başlıyor. Yani böyle şimdi böyle son 5 senedir çok yakın iki arkadaş olduk.